Demir yollarının biz zaman içinde özünü kaybettik. Özü neydi? Çıraklık meslek okulu. Doğru. Almanya kalkınmasının İkinci Dünya Harbi'nden sonra en önemli husus sadece mühendisler değil, tekniker kadrolarını vatandaşı teknik eleman kadrosuna yönlendirmeleridir. Ruhr Havzası'nda, Almanya'da genç adam göremezsiniz gidin. Yaşlı çok vardır. Ama Ruhr Havzası'nda bütün gençler orada üretim için katkıda bulunurlar. Evet. Şimdi bizim çıraklık okulumuz deyince benim içim sızlıyor. Benim babam 1957 Demokrat Parti milletvekili. Evet. Benim babamın mezun olduğu yer çıraklık okulu demir yollarından. Ve babam Eskişehir'in çok varlıklı bir ailesinin çocuğu olmasına rağmen bu dedelerimiz gitsin adam olsun diye çıraklık okuluna gönderir. Elektrik bölümü mezunu. Şimdi ben demiryolu şeyin evladıyım. Ha biz mimar olduk ayrı ama üç nesil baba dededen oğula, oğuldan toruna kadar ekmek hepsi demiryolcu oldular. Ben burada bir bizim yaşlarda ve üstünde abilerimiz demir olan emekli Fethi Demiryol hocalarını unutmamaları lazım. İyi hatırlarlar. Fethi Bey yan komşumuzdu. Fethi Demiryol Bey hoca o grafosla o zamanın ilkel çizim şeyleriyle grafos ve trilinle bir makine parçaları çizerdi ki ben belki de mimar olmayı ondan öğrendim. Çok acı bir şeydir. En son olarak işte 2000 yılında biliyorsunuz TÜRESAŞ oldu artık. TÜLOMSAŞ tarihe karıştı. 2019, 2018 ve 2017 yıllarında ne yazık ki TÜLOMSAŞ'ımız ilk 500 firmanın arasında yok. 275. olan lig düştü aslında. Evet, 278. olan firma ilk 500'ün içine giremiyor. Evet. 2016 yılında da ancak 447. olabiliyor. Yani bu tabii ki bir TÜLOMSAŞ'lı olarak beni üzüyor. Evet. Çünkü birçok firma, kamu, özel fark etmeden, yıllar geçtikçe cirosunu artırırken, çalışan sayısını artırırken biz niye gerileyelim? Evet. Yani böyle bir açmaz var. Ama evet. Tabii gerçek buyken propaganda, reklam gırla gidiyor. Yani evet. Allayıp pullama işlerinde üstlerine yok.